bakmıyor. Ben konuşurken araya gidiyor. Ben de söyleyeceğimi unutuyorum. Karşı tarafı duyamıyorum. Arkadan alttan bir ses. Yok, üst üste konuşulunca anlaşılmıyor Nuray teyze. Duymuyorum seni. Evet. Gördüğünüz gibi olaylar zincirleri bitmek bilmiyordu. Üç kayınvalide de puanlama yaptılar. Nagihan Hanım kaldı. Onunla en son, ama önce ne var? Kritik zamanı. Öyle fotoğraflar var ki elimde. Şok olacaksınız. Şu an doğru mu görüyorum, anlayamıyorum. Bir bak bakalım anne, kime benziyorum? Seda, niye yüzün düştü? Kim o? Benim annem madem bunu yaptı, benim de açıklamamda hiçbir sakınca yok. Yemin ediyorum kalbim ağzımda çarpıyor, atıyor, zor duruyorum. İnanın çok zor duruyorum. İnanmıyorum. Ve toplandık. Birazdan burada öyle bir şey açıklayacağım ki... Öyle fotoğraflar var ki elimde. Şok olacaksınız. Hepiniz beni iyi dinleyin. Birazdan burada çok önemli açıklamalar yapacağım. Fotoğraflarıyla, delilleriyle. Önce başvuru adresimi veriyorum. www.kanald.com.tr. Bir de WhatsApp'tan 0539 570 37 07. Arayın anacığım, çıkın çıkın gelin. Her cuma 5 bilezik veriyorum, 10.000 TL değerinde. Her gün bir tane çeyrek böyle helalinden takıyorum. Üstelik yarın 6 tane bilezik. Yarın 6 bilezik günü. Çünkü geçen hafta ikişer ikişer paylaşıldı. Bir tane bilezik bu haftaya kaldı. O yüzden 6 bilezik hangi gelinimin olacak? Kim hak ediyorsa iyi olan kazansın. Benim için hepiniz aynısınız. Evet, kayınvalide Yüksel Hanım gelini Gönül'ün hangi yönünden şikayetçi oldu? Peki hangi benzetme ağızları açık bırakmış? İzleyelim mi? Kızlar, benim kayınvalidemin kilo takıntısı var. Tutturmuş. İşte sen biraz kilonu veremedin. Kilolarını ver. Bu kadar çok tatlı yeme. Böyle olmaz. Ne olacak böyle? Aa, i̇şte al bunu giy. Biraz boğazını tut. Acaba tabii sen oğlunun yanına yakıştıramıyor mu? O yüzden tabii bu da bir ihtimal evde. Canım, onun oğlu benimle evlendikten sonra adam ikiye katlandı. Anne, beni kimseyle kıyaslama diyorum. Sen birileriyle beni kıyaslıyor bir de. Tabii tabii, birileriyle kıyaslıyor. Mesela kıyasladığı insanı duyunca şok olacaksınız. Hadise var ya. Evet. O çıkınca kadın eriyor bitiyor. Eşim de yanındayken Anıl'ı dürtüklüyor. Anıl, bak sana ne kadar güzel oğlum demez mi? Ya ben zaten Hadise'ye çok benziyorum. Yok sarışınım artık. Oğlumu beslediğini söylüyor. Oğlumu beslerken kendini de çok güzel beslemiş. Geceleri kalkıp kalkıp çikolata kaşık kaşık. Kaşık kaşık çikolata. Sağlığa çok. Baksana şu haline. Ben Hadise hayranıyım. He, olabilir, normal. Çok isterdim Hadise gibi bir gelinim olsun. Ay, değil mi? Evet. Oğluma diyordum ki oğlum baksana ne kadar güzel. Ay, kıyamet koparıyor. Kıyamet koparıyor. Sen nasıl benim eşimin yanında översin o sanatçıları diye. Sen de bak kendine, rejim yap biraz o zaman. Evet. Sizin beğendiğiniz hiç sanatçı yok mu? Var, göstermez canım, misiniz oğlunuza? Olmaz ama. Bak şunu ne kadar beğeniyorum, evet, ne kadar güzel diye. Söyleriz. Yani kötü bir şey mi yapıyorum ben? Vallahi Yüksel Hanım, sen Hadise'yle onu kıyaslıyorsan tabii ki sana kızacak. Ben açık sözlü bir kadınım. Anladım. Dobra. Ben buraya geldiğimden beri şoklardan çıkamıyorum. Çarpıntım, panik atağım tutacak ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Anne,
Allah rızası için kaşık kaşık çikolata yiyor demişsin. Sen benim bilmiyor musun emzirdiğim için elimin ayağımın titrediğini, şekerimin düştüğünü. Su içecektim bol bol su. Anne su içince... Su. Ayol ne alakası sudur. Var? Anne. Çikolata kilo yapar insana. Anne sen kendini çok zayıf falan mı zannediyorsun? Evet. Ay inanmıyorum ya, bir de demez mi ki... Seda Hanım beni Hadise'yle kıyaslıyor. Ben yani tamam biraz tombik olabilirim ama benziyorum da Hadise'ye. Benziyorum yani Seda Hanım. Çok güzel, o da çok güzel. Senin de yüzün çok teşekkür güzel. Teşekkür ederim ama yani ben inanamıyorum bu kayınvalideme. Şimdi Hadise'yle ne olarak kıyaslıyor? Hadise gibi mi olmanı istiyor? Evet, onun gibi böyle hani biraz daha bakımlı. Biraz daha zayıf şu anda mesela, çok zayıf. Kayınvaliden seni bakımlı bulmuyor mu? Aslında buluyordu, ne oldu bilmiyorum. Ben markete, bakkala bile giderken makyaj yapan bir insanım. Saçımı düzleştirmeden yataktan kalkmam, öyle bir insanım. Nasıl böyle şeyler söyle, inanın bu kayınvalideler mi annemi dolduruyor? Gelinin şişman mı diyor? Ne diyorlar bilmiyorum. Odaya çok girene üzüldüm. Bir şey oluyor. O odaya giren. Yüksel ne oldu çok sana kız Seda diyor ki beni bakımlı bulurdu. Şimdi bakımlı. Sen be... Bütün ne kadar parası varsa elinde gider makyaj malzemesine yatır. Daha ne istiyor? Sen de öyle istiyormuşsun. Seda Hanım ben hiçbir zaman 36 beden bir bayan değildim ki. Ben hep etli, butlu, balık etli bir insandım. Evlendiğinde nasıldı? Evlendiğimde 38 bedendim. Şimdi 40-42 arası değişiyor. Ne var canım, çocuk doğurmuş. Normal benim yani... genç ya. Versin. Versin. Neden peki? Neden merak ediyorum. Yani oğlumun yanına böyle biraz... Kilolu olmasa oğlum fit birisi. Seda Hanım, eşimin fotoğraflarını falan ben verebilir miyim? Şuralarda bir çıkarın Allah rızası için. Eşim 1.83 boyunda 86-89 kilo adam. Neresi fit? Göbeği var adamın. Aa, olsun. Seda boyu Hanım, var onun. Boyu var da, boyu var diye göbeği boyu de var. Kendi yani, oğullarının olunca böyle. İntihar edilemez Seda Hanım. Olmaz. Yüksel, şu konuda anlaşamayız seninle şu konuda. Yok. O da bakımlı olsun. Bakın kendi lan, için söylüyorum. Ayırt. Seda Hanım çok kendi yanlış. Kendi için söylüyorum ben. Çok yanlış bir şey söylüyorum. Bakım şu başka. Anda beni çok üzdü. Bakım başka. Evet. Balık etli olmak başka. Kesinlikle. Ayrıca sen kilolu değilsin ki, balık etli bir kızsın. Yani. Teşekkür ederim ben Seda Hanım. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Yani herkes de doğurup dal gibi geçsin. Öyle bir şey yok ya. Evet. Yapmayın kendinize bu eziyeti. Çok üzüldüm şu an. Ben de üzüldüm. Çok üzüldüm. Kayınvalideme de söyleyin. Neyi? Ya çünkü neyi hemen hatırlatayım. Hemen, evet. Ben de o da çok zayıf işte, diyor. Evet, tam hani kilo ya da zayıflık benim takıldığım konu bu değil. Geçen akşam oteldeyiz. Ben buraya geldikten sonra her molamda bebeğin yanına çıkıyorum. Hı. Ve burada çok yoğun tempoda çalışıyoruz Seda Hanım. Tabii ki hepimiz. Bütün kilolarımı verdim. Hatta 55'le hamile kalmıştım. Şu an 54 kiloyum. Annem bana geçen akşam otelde ne dedi biliyor musunuz? Evet. Seda çok kilo verdin, hortlak gibi oldun dedi. Ama koşturuyor yazık, yukarı fırlıyor, çocuğun evet, emziri aşağı geliyor. Ayrıca herkes yani birçok bayan benim yani vücudumda olabilmek için şey yapıyor. Diyetisyenlere gidiyor, onu yapıyor, kendine bunu yapıyor. Kendine bakamıyor Seda Hanım, o yüzden söylüyorum. Kız...